Evet Sayın Erkek, şimdi e, teknik kısımlarla bu kurul, tüzük kurultayı ne gibi yenilikler getirdi e, onu konuşalım. Cumhurbaşkanı adayın, adayının belirlenmesi ki bu 2019 seçimleri için çok büyük önem taşıyor. Evet teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran parti. Evet. Ve demokrasiyi... Çok partili yaşamı getiren parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyetleri ve Kuvayi Milliye var. Ee, o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kongrelerinde, ilçe kongrelerinde, il kongrelerinde, büyük kongrelerinde, kurultaylarında da her zaman demokratik tartışmalar olur. Adaylar olur. Türkiye bugün OHAL rejiminde demokrasiyi ve hukuku unuttu ama Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin örneği görülen bir parti. Bugün Türkiye'de başka hiçbir partide kurultaylarında böylesine demokratik, güçlü tartışmaları, eleştirileri göremezsiniz. Bunların Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması aslında Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir umut olduğunu, nasıl bir güven olduğunu bir göstergesi. Cumhurbaşkanı adayını hangi yöntemle belirleyeceğimiz belirleyeceğimizi ve Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını partinin Kurultay'dan sonraki en yüksek karar uygulanan parti meclisi karar evet. verecek. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir uyum paketi gelecek. O yüzden onu geniş tuttuk biz. Bugün birçok çağdaş demokrasilerde, birçok dünya örneklerinde seçmen tercihlerine de başvuruluyor bazı adaylıklar belirlerken. Onun için geniş yazdık. Seçmen yoklaması, ön seçim yani tüm üyelerimizle yapılacak bir yoklama, aday yoklaması ve merkez yoklaması. Bütün yöntemleri yazdık. Biz buna parti meclisimizi karar vereceğini belirterek son noktayı koyduk. Doğrusu da budur. Parti meclisi e, hangi yöntem daha uygunsa e, gelişen süreçte de gelişmeler de çok çok önemli gelecek uyum yasaları e, doğabilecek siyasi ittifaklar e, olağanüstü süreçlerden geçiyoruz. E, parti meclisi hızlı bir şekilde e, hangi yöntemin uygulanacağına karar verecek. Bu kurultayda haberde de vurgulandığı gibi önemli değişiklikler oldu tüzüğümüzde. İlçe başkanlıklarında ve il başkanlıklarında kongrelerde aday olabilmek için yüzde on imza aynen devam ediyor ama genel başkan adaylığı için kurultayda artık yüzde beş imza yeterli olacak. Bu bu evet. da bu önergeyi destekleyen genel başkanımızın ne kadar özgüven sahibi olduğunun da bir göstergesi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduktan sonra e, TÜZÜK'te önemli değişiklikler gerçekleştirdi biliyorsunuz. Genel başkan adaylığı için imza yüzde idi. Onu yüzde ona indirmişti TÜZÜK değişikliği. Şimdi de %5'e indi. Bu çok olumludur. Etik kurul e, oluşturacağız. Bu etik kurul bağımsız çalışacak. E, belli görevler, le ekilliği gibi, belediye başkanlığı gibi, meclis üyeliği gibi, yöneticilik gibi görevler olanlar bu etik kurulda yer alamayacak etik kurul e, partiye üyelik kaydı devam etmek kaydıyla hı hı. geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış genel başkanlık yapmış kişilerden ve genel başkanı belirleyeceği 5 kişiden oluşacak. Partililer arasında yerel yönetimlerle örgütler arasındaki ilişkilerde parti organları arasındaki ilişkilerde etik kuralları belirleyecek, görüş bildirecek, genel başkana raporlar sunacak. Bu tip düzenlemeler var çok önemli bir düzenleme de hem milletvekili adaylarının saptanmasında evet. hem de yerel seçimlerde adayların saptanmasında hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına örgütün de görüşünü alarak parti meclisi karar verecek. Bu mevcut tüzüğümüzde yoktu. Örgütlerin görüşü alınacak. E, o görüşler doğrultusunda parti meclisi çalışmalarını yürütecek. Genel seçimlerde adayların belirlenmesinde de, milletvekili adayların belirlenmesinde de, ön seçimde aday yoklaması da, merkez yoklaması da, tüm yöntemler var. E, Kotalar korundu, istisnalar getirildi ama genel başkanımızın da kurultayın sonunda yaptığı konuşmada da belirttiği gibi, ön seçim artık bir kültür olarak, tamir olarak yerleşmeli Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yine birçok seçim çevresinde ön seçim yapılacağını e, vurguladı. Ee, bu yüzden e, tüzüğümüzü çok biraz daha ileriye götürmeye e, çalıştık tüzük kurultayındaki bazı önemli maddelerdeki eleştiriler tartışmalar da e, bizim parti içinde demokrasiyi e, yaşadığımızın açık bir göstergesi evet ee, bir de yine tartışılan konulardan biri özellikle e, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği üst üste iki kez seçim kaybeden e, genel başkanın bu görevi bırakması yönünde e, divana sunulan önerge vardı. Yüz e, civarında delegenin kabul oyuna rağmen reddedildi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz siz? O önergeyi kurultayın büyük çoğunluğu yani kayır ekseriyetler reddetti. Biraz önce belirttiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi başka partiler gibi değil. Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en köklü dört siyasi partisinden biri ee, ve bağımsızlık mücadelesi veren Anadolu'nun, Trakya'nın bu vatanın, milletin bağımsızlığı için mücadele eden kadroların kurduğu bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı işte Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan bizim ilk kurucu Genel Başkanımız ve değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Sonra İsmet İnönü. Sonra Bülent Ecevit. Deniz Baykal. Arada. Olağanüstü dönemlerde kısa kısa görevler yapan işte Hikmet Çetin, Altan Öğmen, Deniz Baykal ve şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız işte düşünün bir asıra yaklaşan bir süreçte e, Genel Başkanlıklar yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki Genel Başkanlık başka siyasi partiler Genel Başkanlığa benzemez. Onun için Kurultay bu önergeyi uygun bulmadı. Kurultayın her önergeyle, her maddeyle ilgili verdiği irade hepimizin başımızın üstünde. En yüksek irade kurultayın iradesi. Evet. Onun için herkes de saygı gösteriyor. Her şeyin tüzükte, kurala bağlanması da demokrasilerde çok doğru olmayabilir. Örneğin iki dönem milletvekilliği yapan, iki dönem ne bileyim yöneticilik yapan kişilerin bir daha aday olmaması gibi. Ben bu tüzükte da Eğer siz buna inanıyorsanız, iki dönem milletvekilliğini, üç dönem milletvekilliğini yeterli görüyorsanız aday olmazsınız. Bazen demokraside tahammüller önemlidir, uygulamalar önemlidir. Bunları yerleştirmemiz lazım. Katı, her şeyi böyle kazüistik, her şeyi kurala bağlayan bir tüzük de yapsanız, işte bugün maalesef anayasanın uygulanmadığı bir dönemden geçiyoruz. Önemli olan demokrasi bilincidir, kültürüdür, uygulamalardır. Tüzük de tabii ki önemlidir, tüzük bizim anayasamızdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü zaten partiyi ileriye götüren, örgütleri ileriye götüren bir tüzüktür. O yüzden şimdi asıl mücadelemize başlamamız lazım. Evet. Şimdi çok daha güçlü bir şekilde… Bu tüzük kurultayının saray... zaten önemi onun için çok e büyüktü. Tabii. Şimdi bu tüz... şunu da belirteyim. Tüzük kurultayı yaklaşık son bir buçuk yıldır gündemindeydi partimiz. Bu böyle birden doğmuş bir gündem değil. Ee, tüzük kurultayı daha önce yapılması planlanıyordu ama bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı evet. ülke. Arkadan olağa, olağanüstü hali ilan edildi, olağanüstü süreçler yaşadık. O yüzden olağan kurultayımızdan sonraya bıraktık. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe tahammüllerinde seçimli olağan kurultaylarda tüzük değişikliği yapmak, tüzük tartışmak yoktur. Genel Başkanımız kongreler sürecinde olağan kurultaydan hemen sonra tüzük kurultayını yapacağını zaten Söylemişti ve tüzükten kaynaklanan yetkisiyle bu ilanı verdi olan kurultaydan sonra şimdi bizim çok daha güçlü bir şekilde çünkü biz kongrelerimizi kurultayımızı bitirdik, tüzük kurultayımızı bitirdik, ee, bütün tartışmaları geride bıraktık çok daha güçlü bir şekilde saray rejimine karşı bu saltanata karşı ve tek adam rejimine karşı örgütlerimizle, sivil toplum örgütleriyle ve halkla beraber. Demokrasi mücadelemizi vereceğiz. Evet. Şimdi yapmamız gereken bu. Peki o mücadeleye dönelim o zaman e, Sayın Erkek e, Seçim Güvenliği Komisyonu CHP'nin çalışmalarını tamamladı. E, bir yandan işte e, AKP-MHP ittifakının o tartışılan maddeleri e, komisyondan geçti, meclise görüşülecek ve e, olan olağanüstü işte hal koşulları var. Bütün bunların ötesinde aslında hepsini içeren e, bir durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla e, Türkiye bir o hal e, platformunda seçime gidecek. Bunu nasıl aşmayı planlıyor Cumhuriyet Halk Partisi? Öncelikle çok önemli bir noktayı vurguladınız. Çok teşekkür ediyorum. Eğer gerçekten adaletli, serbest, eşit, e demokratik bir seçim yapmak istiyorsak önce o hali kaldırılması gerekir. Aslında iktidarın yapması gereken bu. Önce o hali kaldırmalılar sonra da %10 barajını kaldırmalılar. Çünkü artık %10 barajın ihtiyacı yok Türkiye'nin. %10 barajı yani baraj bu 3 olabilir, 2 olabilir, 5 olabilir barajlar e, hükümetlerin meclis içinden çıktığı sistemlerde tartışılabilir. İstikrar için, yönetimde istikrar için seçimler sonucunda bir hükümet rahat çıkabilsin diye ama artık Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki referandumla doğru savundular. İlk genel seçimden sonra seçilecek olan cumhurbaşkanı hükümeti dışarıdan oluşturacak. Bakanlar dışarıdan atanacak. Bu bakanlar için meclisin onayı gerekmeyecek, güven oyu gerekmeyecek. O zaman bu baraj neden? Barajı şantaj olarak kullanıyorlar. İşte diyorlar ki birkaç partiye sen beni destekle Cumhurbaşkanlığında. Ben de senin baraj sorununu aşmanı sağlayayım, meclise girmeni sağlayayım. Temsilde adaleti yokan bir, yok eden bir ittifak teklifiyle karşı karşıyayız. Onun için bu ittifak temiz bir ittifak değil. Onun için bu ittifak ilkeli bir ittifak değil. Bakın bir seyircilerimiz için, bizi izleyenler için bir örnek hazırladım. Herhalde bu çok somutlaştıracak. Çok ee... somutlaştıracak. Çok somutlaştıracak. Hı hı. Şimdi bugün seçim olsa, bugün seçim olsa iki seçim, iki milletvekili çıkartan, bir seçim çevresini düşünen bir ilimiz. iki milletvekili çıkartan bir ilimiz. A partisi 30 bin, B partisi 25 bin, C partisi 14 bin, D partisi 12 bin aldı. Evet. Bugün seçim olsa bu iki milletvekilini 30 bin alan ve 25 bin alan birinci ve ikinci partiler paylaşıyorlar. Şimdi bu ittifak teklifi yasalaşırsa, hı hı. C partisi ve D partisi de ittifak yaparsa, evet. C, var, C partisi ve D partisi, 14 bin ve 12 bin olan parti ittifak yaptı diyelim. Hı hı. O ittifak 26 bin oyla ikinci sıraya geliyor. Değil mi? 26 bin oyla evet. ittifak ikinci sıraya geliyor. Sonra ne oluyor? O ikinci olan 25 bin olan B partisi almıyor o bir vekili. İttifak alıyor. Hı, hı İttifakın içinde de ittifakın içinde de o bir vekil 14 bin oy alan partiye gidiyor. Evet. 14 bin oy alan bir partiye gidiyor. Şimdi bu adaletli. Bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdiler. Dediler ki artık istikrar sorunu kalmayacak. Artık baraj kalkacak. Artık koalisyonlara, ittifaklara ihtiyaç yok. Seçimden önce koalisyon yaptılar. Seçimlerde ittifaklar olabilir ama ilkeli olmak zorundadır. Şimdi bu ittifak teklifinde milletvekillerinde illerde milletvekilleri nasıl dağıtılıyor biliyor musunuz? İttifakın aldığı toplam oy. Evet tek bir parti gibi kabul ediliyor. Milletvekilleri ona göre dağıtılıyor. İşte bu adaletsizlikler ortaya çıkıyor o zaman. Kendi içinde sonra onlar milletvekillerini dağıtıyorlar. Eğer bu sistemi getirecekseniz o zaman ittifakın tek listeyle seçimlere girmesi lazım. Partilerin ayrı ayrı milletvekili sunması doğru değil. Teklifte de öyle. İttifakın içindeki partiler kendi milletvekili listelerini sunarlar diyor. O zaman tek listeyle girin. Eğer ittifakın toplam aldığı oy milletvekili dağılımında hesaba katılacaksa hı hı. tek listeyle girin. Ya da ne yapın? İttifakın aldığı ortak oyları partilere dağıtın. Her partinin aldığı oy ortaya çıktıktan sonra milletvekillerini dağıtın. Ama maalesef birkaç milletvekili fazla alabilir miyiz hesabıyla temsilde adalete, demokrasiye ağır bir darbe vuruyorlar. Avrupa'dan örnekler veriyorlar bazı ülkelerden. Örnek verdikleri ülkelerin tamamında hükümetler meclis içinden çıkıyor. Yani parlamenter sistem modeli. Onun için oralarda 2-3-5 barajlar da var. Ama evet. bizim sistemimizde artık hükümet dışarıdan kurulacak. Bu ittifaklara, koalisyonlara gerek yok. Şunu söyledim bugün meclisteki konuşmam konuşmamda. Şu anda görüşmeleri devam ediyor ittifak hı, teknolojisi. Hı, ben de meclis hı. çalışmalarına ara verip evet. programımız için geldim. Evet. Eğer AK Parti ile MHP... Madem bu ittifakı koalisyonu yapacaklar, başarılı olurlarsa seçimden sonra bakanlıklar da paylaştırılacak. Yani bakanlıkların paylaştırıldığı bir hükümet sistemi başbakan olmayacak hükümette, cumhurbaşkanı olacak hükümetin başında. Bakanlıkların paylaştırıldığı bir hükümet sisteminin adı nedir? Koalisyondur. Madem bunu yapacaktınız, bu ittifak yapacaktınız, her konuda anlaşıyorsunuz. Niye 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yapmadınız? Millet size bir araya gelin, uzlaşır mi? hükümet kurun dediler. Yapsaydınız bu ülke bu büyük acıları, kaosları belki yaşamayacaktı. O 7 Haziran'la 1 Kasım arasında yaşanan süreci evet, hatırlayın. Şey Sonralarını hatırlayın. Ki. Darbe teşebbüslerini hatırlayın. Niye yapmadınız o ittifakı o zaman? O koalisyonu, hükümeti kurmadınız. Milletin iradesine saygı göstermediniz. Şimdi kirli bir ittifakla milletin önüne gidiyorlar. Bu kirli bir ittifaktır. Evet. Şimdi... E Koşullar sizin ortaya koyduğunuz seçim barajı ile ilgili tablo e, dolayısıyla iki partinin nasıl meclise yansıyacağı çok açık bir şekilde ortada yüzde 50 artı bir hedefleniyor e, MHP'nin e, sizin gözlemlerinize göre AKP'ye nasıl bir katkısı olacak genel olarak bakmak gerekirse Milliyetçi Hareket Partisinin yönetimi tabanı demiyorum Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı e, demokrat vatansever insanlardan oluşur. Ee, zaten referandumda da referandum sürecinde egemenliğin meclisten alınıp saraya devredilmesine Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük tabanının büyük bölümü hayır dedi. Yani demokrasiye sahip çıktı tek adam rejimine karşı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimi Milliyetçi Hareket Partisi tarihinde önemli misyonlar e, üstlenmiştir. Ülkenin zor dönemlerinde önemli görevler üstlenmiştir. Şimdi e, AK Parti'nin içinde erimeyi tercih ediyor mevcut Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimi. Ee, yani bu ittifakın temelinde pazarlık olduğu için bizim eleştirimiz. İttifaklar olabilir, seçim ittifakları olabilir ama ilkeli olmalıdır. Pazarlık ne? İşte barajı aşması mümkün olmayan bir parti baraj duvarını ortadan kaldırıyor kendisi açısından. Sen diyor benim baraj sorunumu hallet, ben de Cumhurbaşkanlığında seni destekleyeyim. E dışarıda tek başına seçime girmek isteyen bir parti için baraj duvarı dağ gibi duruyor. Ve temsilde adalet yok oluyor. Milyonlarca oy parlamentoya yansımıyor. Üstelik artık hükümet dışarıdan oluşturulacakken neden bu? Neden bu Türkiye'ye bu kötülüğü yapıyorsunuz? Niye demokrasiye bir darbe daha e, vuruyorsunuz? İşte bunlar hep anayasa komisyonunda tartışılacak. Bugün Açıkça anayasaya aykırılık tartışmaları açtık mecliste. Ama çoğunlukçu yapı, meclisteki çoğunlukçu yapı maalesef sarayın da vesayeti altında. Artık demokrasi, hukuk, adalet dinlemiyor. Sarayın talimatları doğrultusunda hareket ediyor. Şimdi bunun nedenini MHP'nin, AKP'ye bu katkısının nedenini, daha doğrusu Sayın Bahçeli'nin bu katkısının nedenini biz çok sorguladık. Nedenini aramaya çalıştık. Daha çok yakın bir dönemde. Bu bu ülkede Türkiye'de cumhurbaşkanı olamayacak tek kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen devlet bahçeli aynı devlet bahçeli bugün sonsuz destek veriyor AKP'ye. Bakın şunu da söyleyeyim tabii o derin çelişkiler gün ışığı gibi ortada duruyor. Daha dün söylenenler dün birbirlerine söyledikleri işte bugün kimler ittifak yapıyor? Millet bunu görüyor. Hı hı. Yalnız şunu da söyleyeyim tamam ittifak yapın seçim ittifak yapabilir partiler. Gayet. Dileyen diledi dile yapın ama gelin o hali kaldırın, gelin barajı kaldırın. Barajı kaldırın ve mertçe yapın. Tek listeyle girin. İttifak yapıyorsanız tek listeyle girin. O imkanı da tanımıyor bu yasa tasarısı. Yani dileyen partiler tek listeyle girer, dileyen partiler milletvekili listelerini ayrı ayrı verir demiyor. İttifakın içindeki partiler her parti ayrı milletvekili listesini verir evet, diyor. diyor. Yani bunun arkasında başka hesaplar var. Bunun arkasında başka hesaplar var. Biz de diyoruz ki mertçe ittifak yapın. Dürüst ittifak yapın. İlkeli ittifak yapın. Demokrasi için yapın. Şahsi ikbaliniz için yapmayın. Evet. Seçmen iradesinin, millet iradesinin parlamentoya yansımasını yani temsilde adaleti sağlayın. Anayasada yazar, seçim kanunları temsilde adalet ilkesi gözetilerek düzenlenir diyor. Bu ittifak teklifiyle seçim kanunlarını düzenliyor değil mi? Peki hı hı. temsilde adaleti gözetiyor mu? Hı hı. Hayır. Evet. Eğer Anayasa Mahkemesi'ne gidecek bu teklif. Anayasa Mahkemesi'ni göreceğiz. Anayasa Mahkemesi eğer anayasaya, demokrasiye, temsilde adalete, eşitlik ilkesine sahip çıkacaksa göreceksiniz bu anayasaya açıkça aykırı ittifak teklifini iptal edecek. Ama sahip çıkabilecek mi? O cesareti gösterebilecek mi? göreceğiz yaşayacağız evet, göreceğiz. Tam da ben o noktada şüphelerim var. Daha e, yakın bir zamana geçmişe bakacak olursak hani o öyle bir karar çıkar mı çıkmaz mı endişelerim bir var. Bir de şunu Vatandaşın da belirteyim. Da var. Seçim güvenliğiyle ilgili bakın Türkiye'de her şeye rağmen seçimlerde e, önemli bir seçim güvenliği sistemi vardı. Bunu da ortadan kaldırıyorlar. Bu tekliften söylediğiniz. Tabii söyle çünkü evet. bu bir korkunun ittifakı. Bu bir korkunun getirdiği bir teklif. Seçimi kaybetme korkusu. Ee, şimdi siz gerçekleri artık herkes konuşmalı yüksek sesle. Bugün Türkiye'de iktidarla, hükümetle devlet arasında hiçbir mesafe kalmadı. Yani devletin hükümeti, iktidarı denetleme imkanı artık yok. Valiler, kaymakamlar, yargıçlar, savcılar bile bürokrasi maalesef ağır bir baskı altında. Ağır bir baskı altında. E şimdi siz sandık oluşturuyorsunuz. Sandık kurulu başkanı kamu görevlisi. Kamu görevlisi olabilir. Ama siyasi partilerin sandık kurulu başkanı için liste verme hakkını elinden alıyorsunuz. Yani AK Parti ile MHP bir araya gelmiş. iki siyasi parti. Siyasi partilere güvenmiyorlar. Kendilerine de güvenmiyorlar. Yani siyasi partilerin haklarını ellerinden alarak demokrasiye bir darbe vuruyorlar. Çünkü siyasi partiler olmadan sistem olmaz, demokrasi olmaz. Sandık kurulu başkanı kamu görevlisi. Yardımcısı, kamu görevlisi, e, AK Parti'nin temsilcisi var, MHP'nin temsilcisi var. E Çoğunluk elde edildi. Bu tip hukuksuzluklara, adaletsizliklere gerek yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz diyorlar çoğunluğumuz var bu ittifak teklifi içerisinde. Evet, geçirsinler, öyle diyorlar. ne yaparlarsa yapsınlar, biz buna karşı çok net bir duruş gösteren tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve halkla beraber, çünkü seçim güvenliği konusunda toplumda ciddi bir duyarlılık oluşuyor. Herkes oyunu kullanacak, oyunu takip edecek. Bizim görevlilerimiz, müşahitlerimiz, bizim dışımızdaki siyasi partilerin de sivil toplumun denetimi hiçbir şekilde oyların çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Peki sayın erkek, bu noktada her istiyorum. Her oyun sandığa atıldığı gibi evet. sandıktan çıkması için her türlü tedbiri alıyoruz, çalışmalarımızı Hı -hı. yürütüyoruz. Hı -hı. Bu tek adam rejimine, bu saray rejiminin tek adam rejiminin tahkim edilmesine izin vermeyeceğiz. Şunu sormak durumundayım. Çünkü kamuoyunda da bu tip tartışmalar, görüşler var. Siz şimdi elinizden geleni yapacaksınız ama referandumda yaşadıklarımız da hep çok yakın hafızamızda. Onun meşruluğu tartışılırken işte bu koşullarda Cumhuriyet Halk Partisi seçime gitmesin deniliyor. kamuoyunu seçmenin dile getirdiği görüşlerden biri de bu. Böyle bir alternatif gündeminizde var mı? Ve bir seçenek. Biz e, milletin verdiği görev gereği gece gündüz parlamentoda mücadele ediyoruz. Sokaklarda da mücadele edeceğiz. Sivil toplumla birlikte de mücadele edeceğiz. E, mecliste olmak zorundayız. E, seçimlerde olmak zorundayız. Ama seçimlere katılıp katılmama gibi veya katılınsa bile e, ittifaklar yapılacak mı yapılmayacak Tüm bu konularda karar vermeye yetkili olan partinin karar organlarıdır. Yetkili organlar partinin karar organlarıdır. Ee, ama bu tip yaklaşımlar ee, AK Parti ve MHP ittifakının ki bu ittifak cumhur ittifakı değil, adı öyle ama halkın ittifakı değil. Kendileri için kurdukları bir ittifak ve bunun yasal zeminini oluşturmaya çalışıyorlar. Toplum bu gerçeği gördü, görüyor. Göreceksiniz sandıklarda. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı birle değil, yüzde 60'ların üzerinde bir oyla demokrasiye inananlar, hukukun üstünlüğüne inananlar kazanacak. Bunu hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Bu kirli ittifaklar çökecek, ilkeli ittifaklar, demokrasi ittifakı kazanacak. Evet. Peki şimdi gündemdeki bir diğer konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleyici Cumhurbaşkanı adayının kriterleri. Ee, özellikle Ekmelettin İhsanoğlu ismi tekrar tabii akıllara geliyor e, bu aşamada. Ekmelettin İhsanoğlu e, özellikle belli çevreler tarafından dile getiriliyor. Eleştiriler doğaldır, eleştiriler olmalıdır. Ama Ekmelettin İhsanoğlu'nun e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi iki tane kurultay geçirdi. Evet. Ya çok zaman geçti, geleceğe bakmamız lazım. İşte bu tüzüğümüzde de Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanı e, adayının belirlenmesinde tek yetkili organ partinin karar organı Parti Meclisi. Evet. Parti Meclisi'nin de e, vereceği karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Kriterli o zamanın o şey zamanın artık. şartlarına baktığınızda o zamanın şartlarına baktığınızda o zamanki cumhurbaşkanlığı seçimine baktığınızda e, o zaman bu anayasa değişiklikleri yoktu. Hı hı. Hı hı. Ortak bir aday çıkartma zorunluluğu vardı. O zamanki şartlar başka şeylere zordu ama şimdi her parti kendi adayını çıkartacak. İşte sayın değerli açılar aday AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan aday. HDP Halkların Demokratik Partisi aday çıkartacak. Biz aday çıkartacağız. Genel Başkanımız ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği bir aday mücadeleye katılacak. 100 bin imza ile başka adaylar çıkabilecek. Önemli olan ikinci tura giden süreç. İlk turda en çok oyu alan iki aday ikinci tura katılacak. İşte orada zaten doğal bir ittifak. Doğal bir ittifak. Aynı referandum sürecinde olduğu gibi demokrasi mi tek adam rejimi mi? Demokratik bir rejim mi otoriter bir rejim mi? Hukuk devleti mi keyfilik mi? Adalet mi keyfilik mi? Bunlara karar verecek. Ve 16 Nisan 2017 referandumunda evet diyenlerin büyük bir bölümü de o evetin sonuçlarını gördükten sonra bazı şeylerin farkına vardı. Bakın hatırlayın bunlar çok önemli tekrarlamamız lazım. 16 Nisan 2017'de çıkan evetten sonra iki şey hemen yürürlüğe girdi. Bir, Hakimler Savcılar Kurulu yeniden oluşturuldu. 2010 referandumunun amacı da yargı ele geçirmekti. Bu referandumun da amacı yargı ele geçirmek. Yargı ele geçirildi Hakimler Savcılar Kurulu aracılığıyla. İkinci neydi yürürlüğe giren? Cumhurbaşkanı tarafsızlık yemini etmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve 81 milyonu temsil eden Cumhurbaşkanı siyasi partisinin genel başkanı oldu. Hı hı. Bu doğru bir şey değildi. Çünkü bizim anayasamızda Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı ilkesi vardır. Partisinin genel başkanı olunca ne oldu? Partisinin 316 milletvekili mecliste çoğunluğu var. Yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı yasamanın da başı haline getirildi. Yani egemenlik şahsileştirildi. Evet diyenler? Birçoğu iyi niyetle farkında olmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yetkisini, egemenliğini sarayla paylaştırdı. Kuvvetleri tek elde topladı. Halbuki başkanlık sistemini savunanlar şunu çok iyi bilmeli. Başkanlık sistemlerinde, bu tip sistemlerde kuvvetler ayrılığı çok sert olmalı. Çok sert olmalı. Yargı çok güçlü ve bağımsız olmalı. Yasama ile yürütme arasında da çok sert bir ayrılık olmalı. İşte bugün Amerika'da bütçeyi onaylamadığı zaman kongre bir kuruş harcayamaz başkan. Başkanın atadığı bir büyük elçi, bir yüksek yargıç e, senatonun onayını almadığı zaman göreve başlayamaz. Bunlar var mıydı bizim paketimizde? Yoktu. İşte biz bunları hep anlattık. Evet diyenler bunları gördü. Evetin sonuçlarını gördüler. Fiili tek adam rejiminin nasıl tahkim edildiğini süreç içerisinde gördüler. Onun için... Bu seçimde ilk seçimde göreceksiniz. Bu tek adam rejimi tahkim edenlere seçmen çok ciddi bir ders verecek. Evet. Peki ittifak konusunda ne düşünüyor? Ee, i̇şte bu seçim güvenliği kapsamında, komisyonu kapsamında görüşmeler devam edildi ama e, Saadet Partisi'nin kilit parti olacağı söyleniyor 2019'a giderken ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Saadet Partisi de İyi Parti de birçok parti Son derece onurlu bir dik duruş gösteriyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bir ya da birden fazla partiyle ittifak yaparak mı bu seçimlere gidecek? Tek başına mı gidecek? Bunun kararını partinin yetkili organları verir. Burada benim bu konuda bir şey ifade etmem mümkün de değildir. Doğru da değildir. Ama bizim inandığımız bir tek şey var. Temiz ittifak yapmayanlar, dürüst ittifak yapmayanlar, mertçe ittifak yapmayanlar kaybedecek kaybedecek. Bakın göreceksiniz ee, AK Parti MHP ittifakı keşke demokrasinin gereklerini yerine getirerek bu teklifi getirselerdi. Ama gerek Anayasa Komisyonu'nda gerek mecliste genel kurulda bütün ciddi uyarılarımızı oylarıyla reddediyorlar. Aynı referandumdan sonra olduğu gibi bu ittifak teklifiyle yasalaştıktan sonra bunun sonuçlarını görecekler. Ama bu kez kendi ayaklarına da sıkıyor olabilirler. Çünkü bu ittifaklar karşınıza öyle ilkeli, öyle güçlü, öyle bir demokrasi ittifakı çıkar ki işte o sizin kendi şahsi ikballeriniz için, kendi geleceğinizi düşünerek yaptığınız ittifaklar yıkılır gider. Saltanatlar, saraylar bir gün mutlaka çöker. Evet. E, peki programınız nedir Sayın Erkek? Yani e, 2019 seçimlerine giderken artık e, işte Kurultay yapıldı, arkasından tüzük kurultayı yapıldı, i̇şte seçim güvenliği komisyonu çalışmaları var. E, programınız da 2019'da giderken. Biz öncelikle bir güvenli seçim hareketi başlattık. Seçim güvenliği konusunda tüm siyasi partilerin, e, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun, tüm halkın, milletin duyarlılığını ve sorumluluğunu yükseltiyoruz. Yani toplumun ayağa kalkması lazım. Toplumun e, itiraz etmesi lazım. Toplumun oyunu, iradesine sahip çıkması lazım. Bu bilinci yükseltiyoruz. Bunu yapıyoruz. Türkiye'nin temel sorunları dış politikada, eğitimde, ekonomide, toplumsal barışta, e, hukukun üstünlüğü konularında zaten ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımıza e, devam ediyoruz. Türkiye'nin toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasaya ihtiyacı var. Hı hı. Bu çok açık. 82 Anayasası kötü bir anayasaydı ve AK Parti iktidarlarının 2010'da, 2017'de yaptıkları suistimalci kötü niyetli anayasa değişiklikleriyle daha da kötü bir hale geldi. İşte bugün anayasanın 103. maddesine göre tarafsızlık yemini eden bir cumhurbaşkanı gidiyoruz. Bir siyasi partinin genel başkanı oluyor. Her gün cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, bir siyasi parti genel başkanı sıfatıyla Diğer siyasi partilerin genel başkanına ağır eleştiriler, hakarete varan düzeyde saldırılarda e, bulunuyor. Ona aynı şekilde cevap verildiğinde suç duyurularında bulunuyor. Çünkü kendisinin cumhurbaşkanı olarak büyük bir sorumsuzluğu, dokunulmazlığı var. Ama onunla e, mücadele eden diğer siyasi aktörlerin liderlerin böyle bir dokunulmazlığı yok. Böyle bir eşitsizlik, adaletsizlik ortamında Türkiye daha fazla gidemez. Biz ne olursa olsun, bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesi. Bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalet mücadelesi. İşte bu kirli ittifakları yapanların mücadelesi de maalesef saray rejimini, tek adam rejimini tahkim etme, güçlendirme mücadelesi. Bu saray rejimine biat edenler değil. Bu sarayın duvarları arasında menfaat elde edenler değil halkın iktidarı başarılı olacak. Demokrasi ittifakları başarılı olacak. Çünkü dışarıda milyonlar var demokrasiye inanan, adalete inanan, eşitliğe, özgürlüğe, çoğulculuğa, layıklığa, çağdaş, özgürlükçü bir demokrasiye inanan milyonlar var. Ve bu milyonlar yüzde altmışlar, yüzde yetmişlere varan büyüklükte. Bunu ilk seçimde göreceğiz. Onun için bizim çalışmalarımıza, Yakından takip etsin herkes. Cumhuriyet Halk Partisi gece gündüz çalışıyor. Bakın bizim şu anda 30'a yakın milletvekilimiz Doğu Anadolu'da şeker fabrikalarında çalışanlarla birlikte, şeker pancarı üreticileriyle birlikte Cumhuriyet'in kaleleri olan şeker fabrikalarını koruyorlar. 30 milletvekilimiz bugün doğuda. Başka milletvekillerimiz başka yerlerde. Milletvekillerimiz, örgüt yöneticilerimiz, memleketin her köşesinde Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir mazlum varsa onunla birlikte mücadele ediyor. Kimliğine bakmadan, siyasi görüşüne bakmadan, kendisine oy verip vermediğine bakmadan, hiçbir şeye bakmadan yalnızca hak, hukuk, adalet temelinde mücadele veriyoruz. Bugün cumhuriyetin kurduğu şeker fabrikalarını satmak isteyenler milli olamaz. Millet bunu gördü. Bugün kendi ülkesinde vergi ödememek için yakınlarına, ailelerine, Malta adalarında, Man adalarında şirket kurduranlar milli olamaz. Bunları milletimiz gördü. Onun için bu milli falan bir ittifak değil. Bu gayrimilli bir ittifak. Bu halkın ittifakı değil. Bu bir iki kişinin siyasi ikbal meselesi. Biz bu gerçekleri gece gündüz kahvelerde, sivil toplum örgütlerinde, komşularımızda, her yerde, her yerde, meydanlarda, üniversitelerde, her yerde anlatıyoruz. Üniversite gençliğiyle buluşuyoruz. Evet, Kafelerde hemşerilerimizle buluşuyoruz. İşte şeker fabrikalarında, şeker fabrikasında çalışan işçilerle buluşuyoruz. Çiftçilerle, üreticilerle yani buluşuyoruz. Devleti sahada. Esnafla buluşuyoruz. Evet. evet sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Hem mecliste hem sahada. Her alanda mücadele edeceğiz. Peki. Ee, kolay gelsin diyoruz o zaman. Ee, yoğun tempolu çalışmanızı sürdürüyorsunuz. Buradan komisyona devam edeceksiniz herhalde. Evet, meclise döneceğim. Evet. Meclise. İttifak teklifinin görüşmelerine devam edeceğiz. Hı hı. Biz tarihe not düşüyoruz, mücadelemizi ediyoruz. Yarın o meclis tutanakları incelendiğinde kimlerin demokrasiden yana tavır koyduğu, kimlerin demokrasiye nasıl darbeler vurduğunu herkes görecek. Peki, teşekkürler Sayın Erkek. Evet sevgili seyirciler ana haberin bu akşam sonuna geldik yarın yine saat 18'de buluşmayı umut ediyoruz mutlu akşamlar.